çok sıcak gelişmeler var Arda Turan'la ilgili. Fatih Terim konuştu. Ama ben Fatih Terim'in konuşmalarından önce Fatih Terim'i çünkü biraz masaya yatıracağız. Önemli altını çizdiğimiz yerler var. Soracağım size. Arda'yla da ilgili bir son dakika, Arda Turan'la ilgili gelişmesi var. Onu aktaracağım size. İlber Ortaylı da konuya dahil oldu. Neden? İlber Hoca ne dedi? Çok ilginç. Yani ne çok dedi? Enteresan tespitleri var İlber Hoca'nın konuyla ilgili. Hülya Avşar'ın yine bir tepkisi var. Onların hepsini sırayla getireceğim ekranlarınıza ama önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in bir evet. açıklaması oldu. Çok enteresan yine bir tespiti var. Arda'nın başına gelenler senin dediğin gibi siyasidir dedi. Detaylarını görelim. Şimdi bu bir milli mesele. Birbirimize sahip çıkma zamanı diyor ama Nihat şöyle de bir şeyini ben hocanın Sayın Başkan'ın bütün konuşmasını not ettim. Şunu çizdim. Hocamız yine bir yıl önce olduğu gibi hocamız, kaptanımız, futbolcularımız bilinçli şekilde karşı karşıya getiriliyor diyor Yıldırım Demirören. Ne diyeceksin buna? Bir kumpas var sanki gibi anladım şimdi, ben. Şimdi Yıldırım Demirören Başkan muhteşem konuştu. Muhteşem, inanılmaz birleştirici konuştu. Onu tebrik ediyorum. Buradan da millet adına teşekkürlerimi iletiyorum. Yangına körükle gitmedi en azından. Arda'ya yapılan linç kampanyasına da meselenin siyasi bir zeminden kaynaklandığını, siyasi fikrinden dolayı böylesine ağır bir şekilde linç edildiğini söylemesi de en azından beni doğrulamış oldu. Aynen, cümle şu. Arda'nın da referandum sürecinde benim gibi verdiği destekten evet. dolayı kasten eleştirildiğini çok iyi biliyorum. Öte çünkü Sayın Demirören Başkanımız da aynı şekilde linç edilmişti. O da tavrını söylemişti. O da referandum sürecinde evet demişti. Ya insanlar evet de diyebilir, hayır da diyebilir. İnsanların siyasal fikri insanların linç edilmesine sebep olmamalı. Ben özellikle işi farklı zemine kaydırmak istedim. Yani o siyasal zemini, siyasal tercihinden dolayı böylesine ağır bir linç edildiğinde buna başarıya doğru evrilmesi beni mutlu etti açıkçası. Demirören Başkan muhteşem bir konuşma yaptı. Bak belki de Sayın Demirören'in Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminde yapmış olduğu en güzel, en doğru konuşma, kucaklayıcı konuşma. Doğru söyle, büyük bir kumpas var, onu da ben söylemiştim. Bir can hatırlarsan dedim ki bilerek bilinçli bir şekilde o Bilal Meşe'nin getirildiğini söyledim. Evet, oraya oturduğunu. Onu söyledin ama kastettiği kumpası kim yapıyor sence Sayın Demirören'in kastettiği i̇çeride, kumpası? İçeride var. İçeride İçeridekiler mi? Basın mı? Bak, ben ne olursa olsun getirmeyeceksin kardeşim. Bilal Meşe'yi getirmeyeceksin o zaman. Ama Bilal Meşe'yi kimin getirdiği getirmeyeceksin. Evet, az sonra onu da söyleyelim. Orada getirmeyeceksin. Bilmiyorum. Hoca dün konuştu tabii. Evet. Bazı yerlerde tam manasıyla topu çevirdi vesaire ama yani doğru değil. En azından iki kişinin arasında geçen bir konuşmanın kol kırılır yen içinde kalır felsefesi üzerinden gitmesi çok daha doğru olurdu. Çok ayıp. O Bilal Meşe'ye kim o işi servis ettiyse sorumlu o. Yazık. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı, hoca, kaptan, futbolcular birbirine düşürmeye çalışılıyor. Arda'nın başına gelenler de siyaseten verdiği destekten dolayı. Arda'ya desteği de çok çok doğru ve yerinde, onu söyledim. Arda'ya desteğinden dolayı da Sayın Demirören'e teşekkür ediyorum ben. Peki ama herkesin gözü kulağı Fatih Terim'deydi. Çok önemli bir isim, hoca. Çok da bir önemli, yani çok bir açıklama da yapmadı. Yaptı ama bir açıklama sıcak sıcak duymadım, görmedim. Ben uzaktaydım uçakta. Siz dün akşam bir konuştu. Şimdi önce maçtan önce bir konuşması var Nihat. Evet. Orada da çünkü önemli detaylar var. Belki kaçan izleyicilerimiz de vardır. Milli maçın hemen öncesinde bir konuşması var. Onu getirelim ekranlarınıza, devam edeceğiz. Nihat, bu şu demek değil mi? Diyor ki oyuncuyu bir kere konuşmasında Fatih Terim hep oyuncu diyor. Hiç Arda Turan demedi. Yani bu bir samimiyetin bir öte geri gittiğini gösteren bir şey. Bu zaten şöyle bir şey bence. Çok enteresan bir açıklama yaptı Fatih Terim. Oyuncu bir kere böyle çok üst perdeden konuştu böyle. Ben gönderdim. Ben yaptım. Kaptan da ben. Bir şey soracağım. Eğer ben burada masa arkadaşlarım birisiyle husumet yaşarsa ve ona kinlenirse ben onu oraya getirmemeye çalışırım. Huzursuzluk olması. Mesela diyelim Nihat biriyle kavga etti. Söylemiş zaten. Ben getirmemeye çalışırım Arda yan yana. Arda söylemiş zaten. Ha bir de sen bana söylüyorsun. Diyorsun ki Bircan bak o Arda gelmesin. Şu kişi zaten. Girmesin buraya, sinirlerim bozuluyor. Sinirlerim bozuluyor. Ben senin niye sinirini bozayım? Sen benim oyuncumsun ya. Ben senin sinirini bozar mıyım? Bir daha maç var önümüzde. Bu olmaz. Burada çok ben getirdim diyor hatta. Tam tersi. Ben yaptım diyor.
Çok enteresan geldi bana. Çok hiç güzel bulmadım oyuncu demesini falan da. Sonuçta onun evladı gibi yani. Oyuncu diyor. Peki Nihat diyor ki eşyalarını ben diyor kampta kalamayacağını söyledim. Eşyalarını toplamasını istedim. Ya kampta ya ben yapmış yani. Fırtını topla bak, git bir şey demiş. Niye git diyecek abi, nereye gidiyor? Bak ben Fatih Hoca'yı çok seviyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben asla taraf olmam ikisinin kavgasında. Hocayı çok seviyorum. Arda'yı da çok seviyorum. Asla şimdi yani iki tane kardeş arasında insan seçimi yapabilir mi ya? Milli takımın ya çok milli önemli. Takım bunlar yani milli takımda biri hocası biri topçusu. Bir de benim Galatasaray'dan gelen farklı bir sevgim saygım var. Hocaya saygım çok büyük Fatih Hoca'ya ama hoca maalesef süreci idare edemedi. Hoca idare edemedi. Belki bunu söylemek bana zor geliyor. Hocanın da duymak istemeyeceği bir şey ama zor geliyor. Yani sen 3 maç Allah aşkına ilk 3 maça bakıyorsun. İlk 3 maçta 1 puan toplamışsın. İlk 3 maç oynamışsın, 3 maçta 1 puan. 4. maça çıkıyorsun, 4. maçta bir beraberliğe kalsan Dünya Kupası'na gidemiyorsun. Hocam o zaman almasaydın. Baktı sıkıntı var, hemen aman birileri girdi ama hadi barışalım vesaire dedi. Şimdi getirdin bu çocuklar Arda'sı, Burak, Selçuk getirdiler buraya. Bugün eğer yarıştaysa, takım yarıştaysa, Dünya Kupası hayallerimiz hala devam ediyorsa bu çocuklar sayesinde. 3-4 maç tak 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 tokatladılar. Getirdiler seni kafa kafaya getirdiler. Şimdi Arda bu maçta olsaydı muhtemelen Arda da bu galibiyetin içerisinde olacaktı. Atacaktı, atacaktı. Önemli değil. Şimdi ne olacaktı? 11 puana kadar getirmiş olacak çocuklar seni. Yani bu kadar kolay olmamalı yani. Bu kadar kolay takımın beynini, takımın karakterini, takımın ruhunu silip atmak bu kadar kolay olmamalı. Şimdi yani. Ama bu işin evveli var galiba Nihat. Ya bir yani de hocaya çocuğa sahip çıkmıyorsun. Hayır, bir de bak Bilal Meşe'ye sahip çıkıyorsun. Bilal Meşe kimdir ya? Kamptan niye onu ya koyuyorsun? Ben bu anlamıyorum. Bilal Meşe kimdir ya bu spor muhabirlerinin? Ben sana %50'sinin de enteresan bir kompleksi var ha. Spor muhabirlerinin, spor yorumcularının. Öyle bir kompleks ki bu yani kendilerini sanki topçudan çok daha üstün görüyorlar. Ben bunu da anlamış değilim. Sen alırsın işini yaparsın. Şimdi Fatih Hoca'nın bu konuşması ikinci kısmını vereceğim ama şimdi bu konuşmasında bak önemli bir şey daha çizdim ben. Devamında diyor ki Fatih Hoca, arkadaşlar bırakın ona yani Arda'ya, bırakın ona, Arda demiyor gene ona. Dünyanın en iyi futbolcularına bile pazarlık konusu yapmam, yaptırmam milli formayı. Onu bırakın ona söylüyor. Niye söylüyor? Dur devam et. Bir cümle daha okuyayım, vereceğim hemen sözünü. Ne acılar çekmemize rağmen biz burada çalışacağız. Oyuncu taşımayı gurur sayacağı formayı giymek için bana şartlar sunacak ha? Vah benim memleketime. O şartlar şey hani onlar giderse gelirim o basın danışmanıyla. O onun zoruna gitmiş ama şöyle bir sıkıntı var. Biz beşeri ilişkilerimizde kendi kişiliğimizi ortaya koyarız. O zaman Fatih Hocam, ben de sizi çok seviyorum. O zaman Fatih Hocam o zaman söyleyecektiniz onu. İş işten geçmiş, sen onu kinlemişsin belli. Kinlenmişsin bu duruma. Şimdi bu durumun faturasını burada şimdi söylersen olma, etik olmaz. Çünkü zaman bir yıl geçmiş aradan. Bir de bak daha bugün mesela dün maçtan sonraki konuşması çok daha vahim. Dur konuşmanın ikinci kısmını verelim. Bakalım orada var mı senin o dediğin konuşmalar? Yok orada yok. Öyle mi? Orada yok. Dün akşam o prim meselesini hoca konuştu. Hoca itiraf etti aslında. Bilal Meşe'ye. Bilal Meşe'ye bak. Bilal Meşe prim konusu doğru dedi. Sordu basın. Prim konusu doğru mu hocam? Doğru dedi. Yıldırım Demirören'de konuştular. Yıldırım Demirören bir tarafta Futbol Federasyonu Başkanı, bir tarafta da takımın kaptanı. Şimdi bu ikisinin arasından geçen konuşmayı Bilal Meşe nereden biliyor? Bir izleyelim Fatih Terim açıklamasını. Bilal Meşe nereden bilecek konuyu? Demek ki Fatih Hoca biliyor. O zaman da insanların kafasında şu oluyor. Ha, Fatih Hoca biliyor konuyu, hakim. Fatih Hoca servis ettirdi yazıyı, yazdırdı derler insan. Sen onu öyle düşünür yani. Bakalım bu ipuçları konuşmada var mı? Buyurun. Ben aldım diyor, işte ben aldım diyorsa demek ki sen koymuşsun oraya. Bilal Meşe bir kere orada ağır çocuklar vatan hainliğine itham edilmiş hocam. Vatan haini olarak itham edilmiş bu çocuklar. Yapma gözünü seveyim. Şimdi biri sana dese ki vatan haini diye bir yazı yazsa Türkiye'yi terk etmek zorunda kalır. Hiç kimse Fatih Terim'e böyle bir yazı yazamaz. Bilal prim şey prim primmiş ya. Bu ne kadar büyüttünüz bu prim meselesini. Evet prim meselesi doğru değil ama hocam sen de prim alıyorsun. Fatih Hoca da prim alıyor. Ben şimdi 3,5 milyon euro alıyorsun sen hoca. 3,5 alıyorsun. 3,5 yıllık alıyorsun 3,5. Bir de diyorsun ki Avrupa Şampiyonası'na gidersen de 500 alırım. Prim olarak. 500. Gruptan çıkarsa 250 alırım. Avrupa Şampiyonası'ndaki gruptan bahsediyorum ben. Çeyrek finale kalırsam 250 daha alırım. Yarı finale çıkarsam 500 alırım. Avrupa Şampiyonası yaparsam 1 milyon euro alırım. Diyorsun hocam bunların hepsi var. Prim sisteminde var. Sen prim alıyorsan bu çocuklar da alacak. Bu çocuklar milli takım anlaşmayla gitmiyor ki.
Peki bu konuşmalardan siz şunu görüyor hocam, musunuz? Hoca bak, milli takım teknik direktörü milli takımla futbol federasyonuyla sözleşme imzalıyor. Bu çocukların hiçbiri sözleşmeyle gitmiyor. Milli takım teknik direktörü yıllık bir para alır, yıllık. Bu çocukların yıllık ne alıyor? Yıllık aldığı para mara yok. Milli takımın teknik direktörü para eksenli, duygusal para eksenlidir takımı yönetmesi. Takımın başına geçişi. Çocukların böyle bir derdi yok. Çocuklar tam tersine gönül eksenlidir. Çocuklar milli takıma gidiyor, ne alıyorlar? Hoca yıllık 4 milyon euro prim alıyor. Prim ha? Prim, özür dilerim, maaş alıyor. Yıllık 3,5-4 milyon euro hocam. Sen yıllık 3,5-4 milyon euro para alıyorsun. Bu çocuklar para almıyor. Bu çocuklar milli takıma giderken başarılı olunca da arada bir primler, jestler yapılıyor hocam. He, bu çocuklara da ayda yılda 3,5-3,5 bağlansa hiçbiri ağzını açmaz. Ama öyle bir para yok. Şöyle bir şey görünmüyor mu sizce tabloda? Resmen Bilal şey Meşe'ye tercih Bilal etti Meşe Arda Turan'ı. Aynen öyle, başka bir şey yok. Bu şu anda gördüğüm tablo bu. Aynen öyle, başka bir şey değil yani. Bana da şöyle geliyor Nihat, çok mart niyetliyim, siz bana söyleyin. Ya yok canım, sanki Fatih Terim daha bu geçen seneden Arda'yı göndermek istemiş takımdan ama tepkilerden dolayı gönderememiş de bir fırsatını bulunca gitsin. Hayır, ben ona rahat ettim tavrı var. Ben ona katı. Hoca bana şu an böyle bir şey söyleyeyim, şu an en çok mutlu olan hoca biliyor musun? Tamam en işte. Çok bak, ben demiştim. Şimdi Burak'a Murat'a da bağlarlar. Burak, Selçuk, Gökhan, Caner, aman oğlum biz beraberiz falan bilmem ne. Olan Arda yemiş oldu. Bakın ben demiştim'e geldi. Hiç öyle değil. Zaten hoca göndermişti. Hoca dedi bunlar olmayacak. Ne zaman 3 maçta bir puan olunca baktılar ki sıkıntıya giriyor. Eğer 4. maçta da mağlubiyet veya beraberlik gelseydi hocayı milli takımdan göndermişlerdi zaten. Hoca bir yönüyle de kendi çıkar ve menfaati için bunları geri kabul etti. Babasının aynı kabul etmedi yani hoca. Sen orada oturabilecek misin? Ha şimdi önümüzdeki maç gitti. İzlanda ile oynayacaksın. İçeride Hırvatistan maçın var. Hadi bakalım. Bir beraberlik seni Dünya Kupası hayallerini suya düşürüyor. Hadi bakalım kalabilecek misin hocam o zaman? Ya işte ne anlatacaksın yani, yeni bir kadro kuracağız, Avrupa'ya önümüze bakacağız mı diyeceksin? İşte öyle kimse kusura bakma. Kimse de orası babasının kulübü değil. Başarısız olduğu zaman hocayı yiyecek de. Ayıp, Bilal Meşe'ye tercih ediyorsun sen çocuğu. Ya olabilir, bunlar çok şey vermiş çocuklar ya. Bunlar çok şey kattılar ya. Hiç mi yani Bilal Meşe vesaire hata yapma lüksü yok yani? 30 yaşında milli formadan bırakılan isim Arda Turan olmamalı. Ben dün maçı da izledim. Burak Yılmaz, işte Gökhan Gönül, onların da surat çok düşüktü. Yani futbolcuların da motivasyonunu da bitirdi bir yerde bu durum. Kötü bir şey. Keşke olmasaydı. Kişisel kibirler ve rantlar işin içine girince maalesef böyle şeyler oluyor. Teknikten uzaklaşıyorsun. Gerçekten uzaklaşıyorsun. Hoca, ben sana söyleyeyim mi? Etkilenmemek mümkün değil. Tabii. Hocanın en büyük derdi bence takım içerisindeki Arda'nın özgül ağırlığının kendisinin özgül ağırlığından çok daha fazla olması. Bu çok kötü bir şey. Tek dert bu, biliyor musun? Takım antrenmandan sonra hep hemen Arda'nın yanına toplanıyor. Niye? Hocanın yanında değiller. Arda makara yapar. Hoca niye makara yapmıyor? Çocuklar neden hep Arda ile muhabbet ederler? Arda'nın yanında hoca olurlar. Arda'yı dinlerler. Saha içinde belki de hoca söylüyor, hocayı dinlemiyorlar. Arda'yı dinliyorlar vesaire. Ama bu güzel bir şey, takım arkadaşları tarafından sevilen bir kaptanın olması ya da bir Arda'nın da açıklaması var herhalde gece NTV mi konuşuyor? Var var. Ben cevap Fatih Terim'in bu açıklamasından özellikle 20 kişi yöneteceğine bir kişi yönetirsin. Milli formayı öyle pazarlık konusu ettirmem. Bir sene önce de aramızda şunlar olmuştu açıklamasından bir senelik bir kızgınlığı, kini olduğunu görüyorum Arda'ya Fatih Terim'in. Dediğin gibi sanki Arda'nın gitmesinden de bir oh dermiş gibi rahatlamış olduğunu işte görüyorum, değil. Bilmiyorum, yanlışım değerlendiriyorum. O işler öyle, o işler tamam, şu an mutlu hoca. Hoca mutlu ama o işler öyle değil. O kadar da basit değil. O işler öyle basit değil. Sen şimdi Hırvatistan maçında Emre Mor'la mı götüreceksin Hırvatistan maçını? Eyvah. İzlanda maçında Emre Mor yetebilecek mi sana? Şimdi o genç çocuklar hepsini eli ayağı titriyecek bu çocukların. Yani Arda, bir son dakika yani gelişmesi tabii bu. Arda Turan çok merak ediliyordu. Ne olacak, ne diyecek diye. Dün NTV Spor'da yayınlanan 90 artı programını aradı. Yazık. Canlı yayında tüm bu sorulara, bizim de aklımıza takılanlara cevap verdi. En önemlisi Fatih Terim bu açıklamaları yapmıştı ve Terim'e de bir cevap niteliğindeydi. Buyurun konuşması. Tabii aradı. Ben yazık hocaya teşekkür ediyorum ama yüzüne söyledim. Keşke hoca da benim yüzüme söylemek yerine basın toplantısında söyledi diyor. Yani keşke öyle yapmasaydı gibi bir sistemi var Fatih Terim için. Bir de ben yine bir cümlesini not ettim. O bana oyuncu diyor diye Arda da bizim oyuncu dememiz dediği takılırsın, kısmına yılların geçmiş takılmış. Ya.
basın mensuplarının benim basın toplantımı terk ettiklerini görmeden ben oraya gittiğimde zaten bırakmaya karar vermiştim diyor. Bunu da söylüyor. Şeyde Hüseyin Hocam, dün akşam hocanın yapmış olduğu konuşmada şey var. Prim konusu var. Prim konusu. Orayı bulabilirsek eğer primle alakalı cümleleri. Orası bence bütün şeyin kalbi orasıydı yani. Fatih Terim'in konuşmasında evet. Arkadaşlar bakıyorlar evet. O kısmı Nihat. Arda'nın bir de şöyle bir cümlesi var. Diyor ki kimsenin yaşananları basına yansıtmaması gerekirdi. Kim diyor? Arda. O doğru. Dün Arda doğru söylüyor. İşte kol kırılır yer içinde kalır söylüyor. Kısmı. Arda doğru söylüyor. Arda doğru söylüyor. Ben ve takım arkadaşlarım anlatmadı. Kim anlattı diye de soruyor. Doğru söylüyor abi. Ya işin daha vahim tarafı. Bir kere mesele prim meselesi. O prim meselesini, prim meselesini Fatih Hoca biliyorsa kardeşim, demek ki Fatih Hoca biliyor, Demirören biliyor, Arda biliyorsa Bilal Meşe'ye o yazıyı kim yazdırdı? Arda da buraya geliyor. Oraya geliyor tabii Arda da. Arda da aptal mı Arda? Arda aptal mı yani? Oyuncular söylemedi. Ya ben bunu, söylemedim. Bak, kim söyledi? Ya güzel kardeşim, dünyanın en zeki adamları kimlerdir biliyor musun? Topçulardır. Topçular dünyanın en zeki insanlarıdır. Bak o topa vermiş oldukları o bütün düşüncelerini, beyinlerini topa değil de atomu parçalamaya verse atomu parçalarlardı bunlar. Sen daha diyorsun ki mesela sen bir şey düşünüyorsun, ben bir şey düşünüyorum. Aman diyorsun az sonra geldi, ben şimdi bu soruyu nasıl soracağım diyorsun. Nasıl göğüsleyeceğim diyorsun. Ben de diyorum ki ya bu soru buradan gelse ben de... Topçu daha top ayağına gelmeden 10 hamleyi birden düşünüyor. 10 hamle. 10 hamle. Daha top ayağına gelmeden radar gibi sahayı izliyor. Kime atacağını biliyor zaten de o top ayağına geldiğinde. Bunlar böyle kurnazlar. Bilmez mi? Bizi yaktın diyor. Servis ettin diyor. Sen yazdırdın diyor. Şimdi bir de yazdırdığın adama da diyor sahip çıkıp bizi diyor. Milli takım kaptanı bu adam ya. Bakkal Ahmet Manan Mehmet değil. Yaşayan efsane Arda. Bir daha hiçbir topçun senin. Bir Arda gelmiş geçmiş en büyük en kariyerli topçun senin. En kariyerli bir daha. Biz göremeyiz bak söylüyorum. Biz göremeyiz. Bir daha gidecek de İspanya'da bir çocuk. Real şey Atletico Madrid'le. Barcelona ile şampiyonluklar yaşayacak. Şampiyonlar Ligi finalleri vesaire oynayacak. Mümkün değil. Mümkün değil. Sen bu çocuğu böylesine aşağılayamazsın arkadaş. Vatan haini yazdırıp bir de Bilal Meşe'ye vatan haini diye suçlayan adama sahip çıkıp Arda'yı tukaka edip öbür tarafa atıyorsan, taca atıyorsan bir de Arda. Hadi hata yaptın insanlar. Hata yapabilir ya. Hata yapabilir insanlar. Bir canlı hatası vardır. Senin de hatan var. Benim de hatam vardı. Biz şey miyiz? Olmaz peygamber mi? Miyiz? Tabii. Hayır canım var. Estağfurullah öyle bir şey. Bu mu yani? Bu Arda'ya yani yaptığı hatanın faturası bu mu? Diri diri toprağa gömülmek mi çocuğu? Bir kere dersin ki bu doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum dersin ya bu. Yani bu kadar bu çocuğun aynı Demirören gibi konuşursun. Yıldırım Demirören başkanımız gibi konuşursun. Bravo başkanım. Helal olsun. Şimdi Türk bu kadar linç etmesini doğru bulmuyorum de. Türk aydınlarının. Bir canım yani her şey. Bir üslubu var yani. Bu üslubu var. Veya oynat dediği gibi. Bir canım. Kosova maçını oynat. Oynat Kosova maçını. Ondan sonra ne derdin varsa, kavgan varsa yapın arkadaş. Bir sessiz olun, bir krizi yönetin. Olun, bir, ama işte o zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Sanki bu kriz çıksın bile bile istenmiş işte. Hocam yani ya. Yani bu o kadar belli ki neden belli? Şöyle bir durum oluyor. Siz eğer Kosova maçından evet. Önce bunu yapıyorsanız bir de bu maçın rövanşı var. Bari rövanşı bitsin beklemiyorsanız art niyetli gibi görünüyor işte. Sanki bilerek bu işler çıkartılmış gibi. Ki zaten Bilal Meşe'yi ben aldım uçağı diyor. Husumetim var. Senin Nihat'la şimdi bir adam husumeti var. Ben uçağa onu mu sokacağım? Aa ne ayıp ama. Valla ben hocayı yani, çok seviyorum yani. Ama hoca krizi yönetemedi ve bence o prim konusunda da mantarladı yani. Şimdi arkadaşlarımız o prim konusuyla ilgili orada Fatih Terim'in konuşmasını yani. Ararken ben bir şey getireceğim ekranlarınıza. Türk aydınlarının en nevi şahsına münhasır ismi İlber Ortaylı. Hafta sonu benim çok sevdiğim, takip ettiğim gazeteci arkadaşım Hakan Çelik'in programına katıldı. Ve ülke gündeminin en önemli konu başlıklarından biri Arda olunca da İlber Ortaylı. Hakan Çelik, Arda Turan konusunda ne diyorsunuz dedi. İlber Ortaylı'nın cevabı, buyurun izleyelim. Bir kere güzel diyor konuşmuş ki, değil mi? Söyle. Evet, tanıdığım diyor en cahil futbol. Cahillik de hocayla ne kadar yani bir şey örtüşü değil mi? Yani, o kelime. Cahil mi değil mi? Birisi? Cahil mi değil mi İlber Hoca? Öyle karar veriyor. Evet, böyle konuşacaksın konuşmuş. Kardeşim. Böyle konuşacaksın. Böyle konuşacaksın. Yarın öbür gün yine sıkıntıya girersin Arda gel dersin. Ne olacak şimdi Arda döndü Barcelona'ya. Önemli değil ki Arsenal'e gider oraya gider buraya gider. Form yakaladığı zaman sen Dünya Kupası'na götürmeyecek misin gelir Arda'yı? Gelir mi? Arda döner mi milli takıma Nihat? Ya bu şartlarda dönmesi bence mümkün Fatih değil. Bence Fatih Hoca varken dönmez. Ay bence de dönmesin Fatih yani. Fatih Hoca varken, Fatih Hoca gitse dönmez. Ben sana söyleyeyim mi? Arda'nın bir sonraki atağı ne olur biliyor musun? Bir sonraki tavrı. Fatih Hoca eğer takımdan gönderirse Arda tekrar forma giyer bence. Bak bir şey bu kadar söyleyeyim kılıçları bence. Çektiler mi birbirlerine? Bak bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Dünyanın da en efendi sınıfı diyelim hani.
topçu sınıfıdır biliyor musun? Birbirlerine o kadar saygılı. Yok, efendi. Birbirlerine o kadar saygılılar ki. Diyelim ondan 3 ay büyük olsun değil mi? Abi der ona. Abi der, doğru. Bak mesela Volkan Babacan. Dünya şeker, dünya tatlısı. Ya bu kadar efendi saygılı. Ama şimdi Volkan Babacan'ın yaptığı hataya bakıyorsun. O zaman Fatih Hoca'nı da çağırmasın. Ya Volkan Demirel. Şimdi Volkan Demirel çok eleştiriliyor. Çok eleştiriliyor Volkan Demirel. Bak agresif, çok da eleştiriliyor. Tutumlu, ya agresifliği, evet. Sağdaki tutumlu hiçbiri topçuluğa yakışır bir şey değil. Doğru. Bak hiçbirini tasvip etmiyorum yani. Hiç. Gergin tasvip, bir adam. Bak tasvip edilebilir hiçbir tarafı yok Volkan Demirel'in. Ama Volkan Demirel şu an Türkiye'nin en iyi yerli kalecisidir. Bak en iyi yerli kalecisi. Al götür. Al götür abi. Sen onu almıyorsun, bunu alıyorsun. Gökhan Töre silah çekiyor. Gökhan Töre'yi kadrodan kovmuyorsun. Tekrar takımı alıyorsun. Kaptan vesaire. Kovmuyorsun. Kaptan kovmuyorsun. Ondan sonra neymiş? Bilal Meşe'yi de başımıza mehdi ettiler ya. Anlamadım yani. Şimdi aynı soruyu Fatih Terim'e de soruyorlar. Yani milli takımda tekrar oynar mı sorusunu. Diyor ki ya Fatih Terim de zaten kendisi ben bir daha milli takımda oynamayacağım dememiş mi? Şimdi bana alacak mısınız diyorsunuz. Bu da buna benziyor. Kendisi bıraktım diyor. Diyor Fatih Terim. Peki Fatih Terim'in primle ilgili gelişini de kapatmış. Hoca da bir şey söylemiyor. Hoca da. Dönüşü de kapatmış değil mi? Olursa dönerse oynatırız demiyor. Tabii. Peki hocanın o konuşmasını buldu arkadaşlarım. Evet, bir dinleyelim hep birlikte Fatih Terim'in. En can alıcı, bence dünkü basın toplantının en can alıcı noktası bu. Hoca kendini ele verdi burada. Peki izleyelim bakalım biz neler yakalayacağız seyircilerimizle. Buyurun. Hoca kendini ele verdi valla. Şimdi primle ilgili şunu söyledi Fatih Hoca başında. Mesele sadece prim meselesi değildir diyor. Çok bilmediğiniz şeyler var. Sizin için soyut, bizim için somut olan. Bak ben şunları not ettim. Antrenmanlara geç çıkılması demek ki Fatih Terim'in de bir doluluğu var aslında. Arda ile ilgili. Ya da işte o çıkartmak istediği 5 kişi var ya takımdan geçtiğimiz sene. Antrenmanlara geç çıkılması, fotoğraflara girilmemesi gibi vesaire daha çok sıkıntılar vardı. Esas mesele ilke ve disiplin meselesi bunlar, diyor. Bunlar mesele mi arkadaşlar ya? Ya sen hocasın, sen bunların hepsi çocuk ya. 27, 28, 22, 23 yaşında çocuklar bunlar ya. Ama şimdi sözünü bunları, geçiremiyorsan takım kaptanı Nihat. Bunları geçiremiyorsan kendinde sıkıntı arayacaksın. Hayır, Fatih Hoca çok sert bir hocam. Kendinde arayacaksın sıkıntı. Benim birçok futbolcu arkadaşım var. Fatih Hoca gık desin çıkartamaz kimse sesini. Öyle bir şey öyle yok. Mi? Hayır, öyle bir şey yok. Fatih Hoca çok disiplinli bir hoca zaten. Orada öyle bir kaygı yok. Sadece bu işi disipline bağlıyor şu anda. Bence Fatih Hoca buradan bu çıkışı böyle aldı. Hocanın derdi bu. Hoca anlatıyor. Bahane. Doğru veya gerçek hoca bilir. Ama çocukların tavrı prim yazılması. Çocukların tek derdi. Bu adam bu prim pazarlığını nereden biliyor? Bir de öyle yazıp ki Fatih Hoca'yı allayıp pullayıp kenara koyup bütün topçuları, yani başarısızı, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlığın faturasının bize kesilmesi. Bunu da hoca yaptırdı diyorlar. Şimdi hoca da diyor ki evet doğru diyor. Prim pazarlığı doğru diyor. Hocam doğruysa o zaman Bilal Meşe nereden bilir bunu? Bunu bir tek sen söyleyeyim. Hayır, sen biliyorsan, Fatih Hoca biliyorsa ben sadece gazetecilerden onu sormasını isterdim mesela. Hocam madem doğru, prim pazarlığı doğru. Prim pazarlığı doğruysa. Bilal Meşe nereden biliyor? Biz bilemiyoruz da Bilal Meşe nereden biliyor bu pazarlığı? Bilal Meşe'yle bir yakını da var. Uçağı ben aldım dediğine göre bir anladım. Da var, dert o. Dert o. Şimdi prim. Hocam prim diyorsun da bu çocuklar maaş almıyor ki, sen de primle çalıştır o zaman takımı. Bak bakalım sen 300-500 diye pazarlık yapacaksın mı, yapmayacaksın mı? Yılda 4,5-4 milyon euro indir. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası'na götürsen 500 de oradan al. 4,5. Sen alıyorsun bu çocuklar. Bu çocuklar sadece geliyorlar milli forma aşkıyla. Hepsi ayrı bir kahraman sen bu çocukların. Sen ya dünyadaki tüm milli takımların teknik direktörlerinden en fazla parayı sen alıyorsun tabii. Dünyanın şu an milli takımlar düzeyindeki en yüksek parayı alan teknik direktör Fatih Terim'dir. Vay be. Tabii sen en yüksek parayı alıyorsun. Locadan başlıyorsun. Çocuklar siz de prim kavgası yaptınız ya. Ne yapacak çocuk, zaten maaş almıyor ki bu çocuklar. Maaş almıyor. Maaş almıyor. Zaten kendi takımlarından maaş alıyorlar. Ya kendi takımlarından. Prim usulü de milli takımlardan. Ya almıyor. Milli maçlarda istediği kadar 10 atsın, 15 attırsın, 20 atsın, Dünya Kupası finaline gitsin. Belli bir maaşları yok bu çocukların. Sadece vatan aşkı, millet aşkı, bayrak aşkı için oynuyorlar bu çocuklar. Arada başarılı olursa TFF, Futbol Federasyonu ya çocuklara bir harçlık vesaire yazıyor, prim yazıyorlarsa yazıyorlar. Ondan önce başka bir şey yok zaten. Bu da ne değişik bir sistem ya canım? Ya gelmişse çocuk diyor ki şimdi ya başkana mesela Avrupa Şampiyonu 500 bin euro istemiş. Ya çocuk sezon boyunca zaten 2 sene şimdi turnuva devam ediyor. 2 sene eleme oynuyorlar bu çocuklar. Yaz demeden bak şimdi tatil. Herkes tatilde. Bütün takım arkadaşları.
Bu çocuklar şu yazın sıcağında oruçlu oruçla maça gidiyorlar, antrenman kampa gidiyorlar. Yapıyorlar. Şimdi devam ediyor. Önümüzdeki seneye kadar geliyorlar elemeler. Önümüzdeki sene Dünya Kupası'na götürüyorlar çocuklar takımı. Hocam başkanım ya 300-500 bir şeyler de yaz diyorlar. Der tabii topçunun hepsi söylüyor bunu. Yaz ne var bunda? Sen ben hoca olsam ben derim ki federasyona ya yaz başkanım derim yani. 50 de ben veriyorum. 50 de benim için yaz derim ya. 50 de benim için yaz derim ya. Çünkü takımın başarısı hocanın başarısı. Ya herhalde canım. Evet. Bu kavga yani devam edeceğe ama benziyor. Ama bu sözlerin üzerine Arda'nın bir sözü var. Bence onu söyleyelim. Arda diyor ki evet ben haylaz bir insanım. Bazen arkadaşlarına makara yapabilirim. Bazen öyle yapabilirim ama yazık. Ben hiç milli formayı kirletecek bir futbolcu değilim diyor. Bunu da tekrarlamış olalım. Arda'nın ben de milli formayı çok güzel taşıdığını tam son güne kadar çok güzel taşıdığını söyleyebilirim bir izleyicisi olarak. Ama belli ki Fatih Terim'le aralarındaki gerilim bu Bilal Meşe meselesi değil. Çok daha evveline dayanıyor. Aslında bu buralardan, bu konuşmalardan yok, bu da çıkıyor ortaya. Topçuların meselesi prim meselesi. İşte o yazıyı bahsetmiş. Nasıl yazdırıyorsun sen? O ya, hoca da prim almasın o zaman ya. Hoca da prim almasın. Hoca hem maaş alıyor hem prim alıyor. Hoca da prim almasın. Ben prim doğrudur demiyorum. Rakam doğrudur demiyor. Yani iyidir, azdır, çoktur vesaire demiyorum ben. Benim bizim öyle bir de değil zaten. Bizim işimiz değil. Bizim işimiz Fatih Hoca'yı da çok seviyoruz. Arda'yı da ama kimse kusura bakmasın milli formayı ikisinden çok daha fazla seviyoruz. Kesinlikle. İkisine öyle. Bizim derdimiz bu. Kesinlikle milli ya şu kavga seviyoruz. Güzel bir kavga mı? Sen servis ettirmişsin işte. O çıkıyor zaman ortaya. Yani anlaşılan o. Eyvah, yani Bilal Meşe'ye Arda da onu söylüyor. Arda'nın iddiası sen yazdırdın o zaman diyor bu yazıyı. Yazdırıyorsan Bilal Meşe, bak olabilir tartışma ilk kavga değil. Ben mesela Galatasaray kongresiyim ben. Bizim Felipe Melo Riera kavgası oldu. Dörtlü final oynanacaktı. Lig bitmişti. Normalde biz ligi lider bitirdik, şampiyon bitirdik. Dörtlü final 3 Temmuz vesaire bilmem ne. Dörtlü final 4 takım kendi arasında oynadı. Şampiyonluk maçına çıkacağız. Melo gitti Riera'nın kafasını gözünü kırdı. Hocam bu kadar eğer sen bu kadar disiplinliysen Melo'yu kovsaydın, kovmadın. Niye kovmadın? Niye kovmadın hocam? Aman dedim durun şimdi çocuğun mor gözle Riera'sı çıktı. Melo da bir iki gün sonra maça çıktı. Demek ki çıkar ve menfaatler çok daha önde imiş. Her şey bir kenara bırak. İnsan hata yapabilir şu cümleyi. Ben hocadan şunu bekliyorum. Ben Fatih Hoca'yı çok seviyorum. Kimse de yanlış anlamasın. Benim için ayrı da bir yeri vardı. Çok da saygı duyarım hocaya ama hoca şunu söylemeliydi. Ya olabilir kişisel kavga her şeyi anlat. Buna varım ama Arda'nın bu denli linç edilmesi, bu denli itibarsızlaştırılması, bu denli diri diri toprağa gömülmesi noktasında da iki tane eleştiri beklerdim. Mesela İlber Hoca'nın dediği gibi. Bu kadar da olmaz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz ya? O da bugün gitti biraz kırgınız. Yarın öbür gün Dünya Kupası oynarız alırız Arda'yı. Bu kadar ne yapıyorsun çocuğu diri diri de toprağa yani gömmeyin demesi lazımdı. İlber Ortaylı'nın sahip çıktığı kadar milli takım teknik direktörünün sahip çıkmamış olması. Bir de kavgada hep büyüklük yap derler ya. Büyüklük sende kalsın, büyüklük sende kalsın. Hiç Fatih Hoca büyüklük onda kalmış gibi davranmadı şu anda. Ki Bilal Meşe bir tarafta, bir tarafta da Arda Turan olmasına rağmen bir kere ister istemez işin içine girdi, olayı sahiplendi ve Arda'ya sahip çıkmıyor. Çok ilginç. Hı hı. Çok ilginç. Peki bir de Hülya Avşar'ın enteresan bir bakış açısı var olaya. Hiçbir başarı cezasız kalmaz diyor. Doğru bir paylaşımda bulundu Arda ile ilgili. Onu da görelim. Devam edeceğiz. Hülya Avşar böyle diyor. Bu arada Arda'ya da soruyorlar. Milli takıma tekrar dönecek misiniz diye. Dün katıldığı programda şöyle bitireyim bu bloğu. Diyor ki oyunculara atmadılar mı suçu? Euro 2016'da üzerime aldım. Bıraktım milli takımı. Şimdilik milli takım sayfası Arda için kapanmışa benziyor. İnşallah milli takımın önümüzdeki süreci başarılı geçer Nihat. İnşallah. Bakalım ne olacak. Hem Arda Turan cephesinde hem milli takım hem Fatih Terim cephesinde.